Günün öne çıkanı. Anlaşma. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız dedi. Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilmeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok ifadelerini kullandı. Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi. Anlaşma sonrası gazeteci Wolfgang Hansson, Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi, çok küçültücüydü. Beklentim o ki İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun sözleriyle hükümete yüklendi. Eski Sosyal Demokrat Hükümeti'nin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise Türkiye ile yapılan bu anlaşma İsveç için utanç verici ifadelerini kullandı.